Türkiye'nin büyük bir bölümü deprem kuşağında yer alıyor. Özellikle 17 Ağustos 1999 depreminden sonra başta Kuzey Anadolu fay hattı olmak üzere deprem bütün ülkenin gündemine girmiş durumda. Geçtiğimiz günlerde de Elazığ depremini yaşadık. Vatandaş deprem sırasında ne yapması gerektiğini biliyor mu? 17 Ağustos'u yaşadım. Depremle ilgili de yani çok tedbir almayı o zaman uygulayamıyorsun çünkü bir sarsıntı oluyor. Allah nasip ederse salavat çekip işte şehadet götürüp binadan çıkmaya koşup kaçmaya çalışıyorsun. 17 Ağustos'uysa yani deprem geçtikten sonra yatağımdan uyanabildim. Sonrasında işte Müslümanların yaptığı gibi doldurduk camileri. O şekilde biraz düzelmeye çalıştık. Masanın, sandalyenin olduğu yerlere, kapıların, kilitlerin olduğu yerlere geçmeyeceksin. Geçen Silivri'de olduğunda kızımla eşim buradaydı. Ben, kardeşim, çocuklar oradaydı. İki tane çocuğum daha var. O zaman çok ağladım. İnsan tabii ki ailesi geliyor aklıma. Anne baba burada, kardeşler burada. İlk önce ailen geliyor. Çocukların geliyor. Bir de biz, özürlü bir kardeşim var yanımda. Oğlum ağladı ki küçük kardeşimi alacağım, gideceğiz anne çıkalım. Ama o sizin gibi eşim olmadan da indiremiyorum. Dördüncü kattayız. Dedim ki o zaman sen kardeşini al git, ben bununla kalacağım. Öyle ağladık. O gün üçümüz de hasta olduk. Üzüntüden. Çok zor. Allah yani biz gene hani gidebiliyoruz da engellilere Allah yardım etsin. Ne kadar yani üzüldük, ne kadar biliyor musun? Aklın hayalin durur ya. Peki deprem sırasında neler yapmanız gerektiğini biliyor musunuz? Ya ne kadar paramız varsa hepsini onlara göndermek lazım. Ya. Marmara depremini yaşadınız mı? Yaşadık. Ama ben o zaman burada İstanbul'daydım ben. Felaket oldu o zaman. Deprem oldu. İki rekat teheccüd namazını zor kıldım. Böyle yani terin suyun içinde kaldım böyle. Cenab-ı Allah daha onları göstermesin. Çok zor. Allah başa vermesin. Sağlam bir yerin altına ya da yanına geçip kafamız dediğimiz böyle şey yapıp çökmemiz gerekiyor. Okulda bununla ilgili eğitim verdiler mi? Evet, verdiler. Ama o panikle hiçbir şey yapamıyorsunuz. O korkuyla bildiğinizi de unutuyorsunuz. 17 Ağustos'ta Avcılar'da Küçükçekmece'de yaşadım depremi. Hala şokunu atlatamadım. Panik atak kaldı. Şimdi geceleri hiç uyuyamıyoruz. Evimiz zaten güvenli değil. Ne kadar da bilseniz o anda her şey uçup gidiyor aklınızdan. Canınızın derdine düşüyorsunuz. Çocuklarınızı düşünüyorsunuz. Bu. Peki depremle ilgili en çok sizi korkutan nedir? Çocukların kaybolması, çocukların çalınması. Yani canınızı bırakıyorsunuz da onlar sağsa bile onları düşünüyorsunuz. Sadece ondan çok korkuyorum. Ve diyorum ki Allah'ım hepimizi birden al. En çok çocuklarıma bir şey olacak diye korkuyorsun. Ne bileyim yani o an tabii ki çok korkuyorsun. O an başka bir şey. Ben depremi çok kötü yaşadık o gün. Annemlerin gecekondusu vardı. Gecekonduda oturuyorduk. Küçük çocuğum vardı. Hiç unutmuyorum. Çocuğumu bırakmışım, kaçmışım. Kendimi düşünüyorum. Nasıl o şokla, nasıl bir şokla işte. 17 Ağustos. Tabii 17 Ağustos'ta. Neredeydiniz? Yıldıztepe'de. Çok zor, kötü bir dönemdi yani. Allah kimseyi yaşatmasın. Deprem sırasında neler yapmanız gerektiğini biliyor musunuz? Yani evet, biraz hazırlıklıyız depreme. En azından bir deprem çantamız hazır. İşte nerede toplanmamız gerektiğini biliyoruz ailece. Peki hiç deprem yaşadınız mı? Mesela 17 Ağustos'u. Evet, evet yaşadık. Neler yaşadınız? Kötü tecrübe. Yani uykudaydık o anda. Yoğun bir sallantı. İşte o an tabii çözümleyemiyorsunuz ne olduğunu. Tabii anladığınızda biraz iş işten geçiyor. Tedbir olmak lazım. Peki sizi depremle alakalı en çok korkutan nedir? Yani deprem dendiği zaman aklınıza ne geliyor? Yani açıkçası enkaz altında kalmak yani herhalde en acısı odur. Sevdiklerinizi kaybetmek. Toplum olarak da kötü bir tecrübe oluyor tabii ki. Allah yaşatmasın diyoruz ama tabii zor günlerden geçiyoruz. O yüzden herkes tedbirli olması gerekiyor. Öncesinde ne yapmam gerektiğini biliyorum. Bunun için bir sağlık çantası. Deprem esnasında hayat üçgeni ve yanımıza alacağımız birkaç şeyler bunlar kuru baklagiller, içecekler, su vesaire bunları az çok biliyorum. Depremde tabii deprem değil bina öldürür sözüyle girilmişe. Depremde korkutan tabii ilk önce ailem, sevdiklerim, yakınlarım. Bu deprem sonrasındaki yaşanacak zorluklar insanı ister istemez korkutuyor. Çok hareket etmememiz gerektiğini ya da en kuytu yere çömelmemizi
Cen'in halini almamızı biliyorum. Peki sizi depremle alakalı en çok korkutan nedir? En çok korkutan binalar. Güvensiz binalar. Yani yaşam üçgeni oluşturmam gerektiğini biliyorum. Çamaşır makinesi ve benzeri deprem anında yıkılmayacak. Daha doğrusu nasıl derler? Kırılmayacak. O gibi eşyaların yanına sığınmam gerektiğini biliyorum. Peki sizi en çok depremle alakalı ne korkutuyor? Depremle alakalı aslında takdir-i ilahi. Tedbirsiz olmak korkutuyor. Hani aile bireyleriyle hani ortak karar alıp da belli bir yerde bulunmamız gerektiğini, yani az buçuk işte biliyoruz. Deprem çantası hazırlamamız gerektiğini biliyoruz. İçine gerekli malzemeleri koymamız gerektiğini biliyoruz. Peki depremle alakalı sizi en çok korkutan nedir? Sevdiklerimden, hani sevdiklerimi kaybetmek. Vallahi şu anda hiçbir şeyin düzgün olmaması, yani hiçbir şey, dolaplarımızın veya böyle şeylerimiz çakılı olmaması, onlardan gerçekten korkuluyoruz. Biz Manisa'dan geliyoruz. Biz de yaşadık depremi 22'sinde ayın. Gerçekten korkuluydu yani. Ya şu an hala yaşıyorlar. Biz gezmeye geldik buraya. Yani korkuyoruz.